Gelinimizin yatak odası uyumsuz eşyalar nedeniyle hayli göz yorucu. Fırfırlı tüllerle süslenmiş avantgard yatak örtüsü çok abartılı. Zemindeki şage halı renk olarak ahşap detaylı mobilyalarla uyumlu. Penceredeki taş detaylı farbalı perdeler yatak odasına uyum sağlamamış. Gelinimizin odasındaki en sade parça şüphesiz ki krem ve ceviz makyaj masası. Evet kızlar, yatak odama hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasıl buldunuz? Burada da yorumlarınızı merak ediyorum. Buraya çok yorum var. Hadi bakalım. Yani nasıl kasvetli burası? Kasvetli derken oda bomboş. Hele şu yatak. Demek ki çok rahat yatıyorsun. Yatamıyorum. Kasvetler bastı şu an bana yani burada. Yatamıyor olsaydın şu an çoktan kalkmıştın. Kalkamıyorum ki. Kalkamıyorum yani. Batıyor tabii ki. Kalkamıyorum yani. O kadar ağırlaştım bu odada. Yatak örtüsü çünkü. Aydan yatağıma uzandı. Odanın çünkü kasvetli olduğunu söyledi. Hem kasvetli olduğunu söylüyorsun hem yatağıma uzanıyorsun. Ne alaka? Benden izin aldın mı? Aydan yatağı aslında bence uzanmamalıydı. Yani ben başka misafirliklere gittiğimde de yatak odasına bile girmeye çekinirim ki yatağa uzanmak bana biraz ayıp geldi. Semra, bu salon için bile fazla. Yani yatınca üstüne üstüne gelmiyor mu? Hayır. Çünkü yattığımızda bunu kaldırıyorum ve tek hareket tüllü, burası oluyor. Tek hareket. Evet. Hareket, halı hareket, avize hareket. Nerede hareket orada bereket. Yok artık. Yani şunları avizene yakıştırmaya çalışmışsın ama çok boğuk. Canım boğuk derken boğuk. Şimdi benim odam boş. Yapıyorsun? Sadece yatak ve aynalıktan ibaret. Hani seni burada boğan nedir? Abajürün mü abi? Efendim? Abajürüm. Sen zaten burayı çok gereksiz doldurmuşsun. Evet. Yani abajürüm siyah. Bir tane. Siyah mı? Tek sen mi kullanıyorsun? Lacivert o. Lacivert. Ha siyah. Dış ses. Abajür alabilir miyiz? Fişini çıkarıp hemen veriyorum hanımlar. Dış ses oradan görüp de karar verebilir. Siyah mı, lacivert mi? Yani altının da yok, o şekilde. Yani hepimiz lacivert görüyoruz, bir tek sen siyah görüyorsun. Hayır, şu an ışıkların altında olduğunuzu unutmayın kızlar. Semra, bu kadar ağır bir odaya şu uydu mu? Ama burası farkındaysanız ceviz detaylarıyla... Bence biz... Ama sen yani burada bu... her şeyi birbirine karıştırmışsın. Cam olayım, şey bak ben birbirine karıştırmamışım, birbirine uydurmuşum. Hepsi ahşap. Şunu almak istiyorum şuradan. Bu. Dise sen de iyi çekebilirsin. Altın sarısı lacivert gibi. Bu. Gold diyoruz ona. Evet, gold. Ve ne alaka? Ahşap bir yerde. Böyle ahşap, oda komple ahşap. Hepsine... Ayrıca tüller tiyatro sahnesi gibi. Sanki perde açılacak da arkada insanlar... Sen tiyatro sahnesine gittiğinde böyle boncuklu mu karşılıyorlar seni? Evet, evet. Şu şekil olma. Şu şekil yani. Yani kapatalım, açalım. Başka tiyatroya gittiniz ya da hiç gitmediniz mi? Ben böyle kırmızı, çok koyu renk bir iki tane sanki perde. Sanki arkadan bir şey bağıracakmış gibi. Arthur, sahne sizin. Bence hiç tiyatroya giden bir insan gibi yorum yapmıyorsunuz. Ben hiçbir tiyatroda bu şekilde bir perde ya da tül görmedim. Aynen bu şekilde perdeler. Semra. Sadece boncukları yok. Evet. Saçmalamayın, ben bunu 10 sene önce yaptırdım. 10 sene önce yatak odasında hep bu tarz perdeler kullanıyordu. Siz şu anki günü belki yorumluyorsunuz ama... Bak sen bunu nerede kullanabilirsin? Ben sana söyleyeyim mi? Çok yüksek tavanlı bir yalı dairen varsa kullanabilirsin. Yani bence artık kullanamazsın, bunun modası yani geçmiş. Odası da Semracığım geçmiş, benim doğru. Annem 23 senelik evli. Benim annemin bile evinde böyle perdeler yok. Müge yatak odasındaki perdeleri tiyatro perdesi gibi buldu. Evet bence doğruydu. Sadece tiyatrolarda taşları yok. Yatak odamdaki perdeleri tiyatro perdesine benzettiler. Kaç kere tiyatroya gittiniz? Diyelim ki gittiniz, benim görüşüm, benim zevkim. Değil annemin, anneannemin evinde dahil. Eskiler değerlidir. Keşke olsa anneannenizin de size verdiği tatlı. Ayrıca bir şey demek istiyorum. Perdeyi kalmadı. Bırak örtüyor. Şurası yani annemde benim bindallıma benziyor. Evet. Bindallık giydirilmiş gibi. Evet. Aynen senin, öyle. Seninkini de gördük. Kışlık pikeyi, battaniyeyi sermişsin, yatak örtüsü. Ama Semra, bunlar kışlık. Kıyaslıyorsun. Senin evinde yorgan değil mi? Senin evinle kıyaslayacağım. İkra yorum yaptığında onun gününe geldi. Böyle bir dedim, şey yok. Semra, şu an bir tek senin evini gördük. Çok saçma asla, bence. Asla kışlık, benim evimin yanından bu geçemez şekil, burası. Bu şekilde bir kışlık olabilir mi? Kışlık değil mi bu yorgan? Bu yakmak mı? Mı? Böyle kışlık yatar değil, kışlık değil, yatak örtüsü. Ama yakar bu. Hayır tamam da yani burayı kıyaslayabilir. Kızlar siz yatak örtüsüyle mi yatıyorsunuz? Altı çok kötü. Ama buna yatmıyor. Bu sadece göstermelik. Ayrıca görünüm olarak gerçekten bunu çirkin. Yattığınızda bunu kaldırıyorsunuz. Pikenizi ya da örtünüzü ya da kışta battaniyenizi seriyorsunuz, yatıyorsunuz. O zaman peki dün arkadaşımıza neden kışlık dedin yatak örtüsüne? Bak orada haklısın ama şekil olarak... Ben de örtmüyordum onu. Bu kadar ağır değil. Tamam evet.
Tamam haklısın, bizim için serdin. Dün de söylemiştim, ben Müge'de de söylemiştim. Gelin evi için serdin ama bu olmamalı. İşte bu benim 10 sene önceden çeyizimden kalma. Ben normal tutan şeyleri kullanmıyorum. 10 sene önce için var. Evet, 10 sene önce ben de hatırlıyorum. Normal bir pike tarzı bir şey kullanıyorum. Bugün özel bir gün olduğu için sizler için sermek istedim. Yatak örtüsünü bizim için serdiğini söyledi. Çeyizinden olduğunu söyledi. Fakat yatak örtüsü hiçbir şekilde yakışmamıştı. Benim bindallıma benziyordu. Makyaj aynanın yanında bir ay detayı var sanırım. Sarı. Sarı. Evet, normalde burada benim oğlumun beşiği oluyor. Biz burada yatıyoruz. O da karanlık olmasın diye eşim öyle bir gece lambası yaptı. Ama beşiği yaptı. Kaldırdıysan onu da kaldırabilirdin. Ama o yapışkanlı değil, onu vidaladı. Oradaki ay gece lambası, onun orada ne işi var? Çocuk odası mı orası? Yatak odasını çocuk odasına çevirmişsin resmen. Gerçi sen de bir çocuk gibisin. Bir de ben girerken bir terlik gördüm dış ses. Onu alabilir miyiz? Terlik. Hemen veriyorum Elifciğim. Evet, bu terlik yerdeydi. Bu neden? Hani şeyi anlarım. Çeyize ya, konulan topukluları ki. Yok, bence bu benim o da olmamalı da. Lofsa terliğim. Doğum mu yaptın? Doğum yaptığımda kullanmıştım. Peki neden şu an orada hala? Görmenizi istedim Loğusa'lık dönemde. Çünkü fotoğrafları da var eğer bilmiyorum yayınlayacaklarsa. Loğusa dönemine ait fotoğraflar yani kullanacak. Yani bunun yeri burası ki mavi de yani. Biz düğünümüzden kalmış ya, çiçekleri vesaire sergilemiyor muyuz? Keşke çekmecene koysaydın. Biz fotoğraflarını görseydik. Ya da bizim görmemizi istiyorsan ekstra söylerdin. Fotoğraf da görürdük. Yatak odasında Loğusa terliği vardı. Evet o manevi ama onu oradan biz geldiğimizde kaldırması gerekiyordu. Bir de avize. Avizeyi hiç beğenmedim. Doğum günlerinde şöyle tavana takılıyor ya, süs bir şey. Aynı ona benziyor. Hiç sen bu de her şeyi öğrenebilirsin. Sen de Müge, sen de her şey bir teşbih sanatıyla giriyorsun. Yani doğum gününde nerede böyle bir şey gördün? Evet, doğum gününde ampulün üstüne takılıyor, aydınlık oluyor. Sarkmaları da var normalde o süsün. Fiyatını öğrenebilir miyiz? O 1500 falan sanırım. Ayrıca orada bir bir gemi var. Bir gemi şey var. Gibi bir şey var, evet. Orada. Gemi değil o kızlar. Dubai Oteli'ni temsil ediyor. İsterseniz bakabilirsiniz. Bunu abim yurt dışında çalışıyordu. Yurt dışından bana getirdi. Yani bunu banyo... ebeveyn banyosu var. Evet. Oraya koyabilirsin. Ebeveyn banyosunda bunu kullanacak bir yer yok. Ben bunu normalde ortalığa çıkartmıyorum. Özel bir hediye olduğu için siz görün diye oraya koydum. Uyumsuz kalmış odanla sanki. Evet. Yok, bunu uydurmak amaçlı değil. Dün küçük de uyumsuzdu. Onun gibi ben uydurmak amaçlı değil. Ben size hani makyaj, bayan olduğumuz için makyaj malzemesi dikkatimizi çeken ve değişik bir parça. Görmenizi istedim. Bir de şurada bir çerçeve daha var. O çerçeveyle bu çerçeve bari aynı olsaydı Semra. Ama bak farkındaysan burada. Evet. Burada bunu kimse görmüyor. Oradan girdiğiniz zaman. Biz görüyoruz. Ama biz görüyoruz. Ama bunu biz görelim diye serdim. Bunu siz görün diye serdim ama bu her zaman burada. Bu size özel. Bunu siz gittikten sonra kaldıracağım. Ben halıyı çok beğendim. Halı tek çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Fiyatını öğrenebilir miyim? Müge'cim onun fiyatını vallahi hatırlamıyorum şu an. Çok oldu alalı. 350-400 falandı sanırım. Ama odan için pek uyumlu, evet, kalmış. Tek başına Semra, çok güzel. Semra oradaki çerçeve bak, de farklı. Burada kahve tonları çok ağırlıklı farkındasınız. Kapılarım, İşte bizi de böyle kahve vesaire. Kahve kasvet basıyor yani. Ama şimdi burada benim gardırobum olsaydı... Gardırobun nerede Semra? Gardırobum giyinme odam var, orada kullanıyorum. Bak benim de eğer gardırobum... Bir saniye, gardırobum da eğer burada olsaydı o da kalabalık olurdu ve dediğiniz doğruydu. Hani bunalabilirdiniz burada. Şu an burada benim sadece yatağım ve aynalığım var. Tamam, bu yerini dolduruyor zaten. Bence perdeyi çıkarsan gayet güzel olabilir. Bunu kaldırıyorum yatarken, o şekilde düşünün. Bir tek perde kalıyor hareketli olan. O da benim gözümü yormuyor. Yok, bu da hareketli. Tamam, ayağım bu şekilde hareketli. Tek bu kalıyor. Bunu kaldırıyorum. Hayır, sen bunu çıkartıyor musun? Fonu hareketli, tülü tamam, hareketli. Tamam canım, ben de komple evet. Kombineden bahsediyorum. Komple bunu hareketli olarak bir tek bu kalıyor. Bunu kaldırıyoruz ya hani tek fazla, tek hareketli olan bu. Şimdi ahşap de kötü demiyoruz. Ben de, benim de yatak odam ahşap ama sen burayı gerçekten çok boğmuşsun. Yatak örtüsüyle boğmuşsun. Yani gidip pembe bir halı mı, pembe bir halı mı atabilirdin? Bak, ya da tam... Yani Semra renk bak, uyumu bak renk belki ama her şey çok kalabalık. Bir de ahşap nerede kızlar? Şunu ahşap. Ya Cem, bu pek evet, ahşap hareketli. Demeyelim. Her şey tamam. Rengi evet bu. Ahşap. Bununla devam edilebilirdi. Kızlar, o her ceviz rengi bulamazsınız ki. Yakın tonları yakalamak. Kaldırabilirsin. Yakın tonları yakalamak önemli. Semra sen, alakası şimdi yok. Bunun bu belki MDF olur, belki suntu olur. Şimdi sen bunların birebir rengini yakalayamazsın. Tamam. Önemli o zaman kaldırabiliriz. Yakın tonları yakalayıp o geçişi sağlayabilmek. Peki aynı çerçeveyi bulamaz mıydın? Orada da farklı çerçeve onları var. Ben evlendiğim zaman çerçeve. Aldım. O çerçeveleri ben evlendiğim zaman aldım. Şimdi aynı rengi ben nereden bulabilirim? O zaman keşke kaldırsaydın. O zaman ben sana çerçeve hediye edeyim. Tamam. Tamam. Bunu anlaştık. Kızlar yorumlarınız bittiyse Aslı Hanım'ı daha fazla bekletmeyelim. Gidelim. Evet, gidelim. Bence de çıkalım. Gidelim.